Bebeklerinin doğumuna bir hafta vardı. Fatma ve Ramazan yetim çifti doğuma gün sayarken deprem felaketini yaşadılar. Hatay, bir aydır beşik sallanıyorduk. Hani ufak tefek sarsıntılar yaşıyorduk. Bir defasında çıkmıştık dışarıya. O gece, o günü en son günümüz kar yağmıştı Hatay'ımızın dağlarına. Dedik gidelim, gezelim, çocuklara değişiklik olsun. Eşimle gittik, gezdik. O günü en son gezişimiz o oldu. O gece geldik, o gece siz zaten pazartesi randevum vardı. Kalkıp çocuklarımı okula götürecektim. Okuldan hastaneye geçecektim. Saat 4 sıralarında biz ilk biz büyük bir sarsıntıyla uyandık yataktan zaten. Eşime dedim kalk deprem oluyor, elinden tutmamla fırladık yataktan zaten. Elektrik o anda gitti. Elektriğin gitmesiyle ben yatak odasının kapısının önüne çömeldim. Eşim küçük kızımı getirdi. Ona sarıldım. Böyle başım üstüne çocuğumu korumaya çalıştım. O sırada dökülüyordu zaten. Eşim öbür büyük kızımı almaya gitti. Artık hani öyle bir sarsıntıydı ki. Bir sağdan alık sola vuruyor. Oradan eşime dedim gel artık helalleştik, selavat çektik. Çıkma ümidimiz hiç kalmamıştı hani. Bittik dedik hani, devrili yok, yakılı yok. Helal, gel canım dedim, hep beraber ölelim. Hani dışarı çıkma ümidimiz hiç yok. O nasıl geldi? O kızımı almış, gelmiş. O arada deprem hafifledi. Sarsıntılar hafifleyince hemen kapıyı açtık ama merdivenler yoksa dedim yine kaldık. Hani merdivenler... Zaten bütün komşularım inmişti dışarı. Biz kalmıştık. Dışarı kızlarımın elinden tutmamla nasıl yürüdüm. Eşim bizi şey yaptı. Duvarlar dönmüştü zaten inerken. Merdivenin duvarları dönmüştü. Orada başka bir yere nasıl çıktım, nasıl ettim. Eşim falan indik dışarı kapının önüne. Dışarıda bir yağmur. Bir gök gürlemesi, elektrik yok, masmavi bir ışık vuruyor. Evdeyken kafamı bir defa kaldırdım, bir şimşek çakık. Dolabın parçaları her biri bir yere düştüğünü gördüm, evin içinde bir defa gördüm. Sarsıntılar zaten o günü sabah ezanına yakındı. O günü ezan dahi okunmadı. Ezan gün doğmadı yani, o günü gün doğmadı bizim için. Bekle bekle soğukta yağmurda. Arabada bekledik yani. Ondan sonra gün ışıdı. Gün ışıyınca artık depremin verdiği acıyı daha çok gördüm. Ben bir tek bizim ev öyle olmuş sandım. Ama gittim, ilerlere gittik. Yardım edin diyen, ağlayan, sızlayan, kiminin elinde çocuğu ölmüş, başında sarılıp ağlıyor. Yani yıkıldık, dizlerime vurup ağladım. Hani ne olmuş dedim, böyle ne olmuş. Oradan köye çıkıp gittik. Ailem benim köyde. Eltimgil'i de aldık, köye gittik. Zaten o hisle... Bir çatı altına girmek istemiyorsun. Hep dışarıda kalmak istiyorsun. O gece babam domates terası yapmıştı. Hani çadır dediğimiz sera bizim aslında. O gece serada geçirdik aile boyu. Ama buradan yarı uyu yok, yarı uyumu yok. Bir yağmur yağıyor sabaha kadar tolu. Son bir şimşek çakıyor. Ondan sonra bir sessizliğe bürünüyor. Sonra bir daha bir şimşek çakık. Deprem zaten hiç durmuyor. Sallıyor. Deniz ağlıyordu sanki. Böyle uuu diye bir ses geliyor denizden. O gece işte Eltimgil aradı burada İstanbul'da olan. Doğumun yakın dedi.
İlk şeyle biz ayarladık, çıkıp gelin dedi. Oradan ertesi günü işte gece akşamda saat 6'da ailem bindirdi beni otobüse. Eşim, ben, ailem bindik geldik. Otobüste geliyoruz, hani uyuyacaksın, uyuyamıyorsun. O depremin korkusu, o depremin sesi, yaşadıkların, otobüste bile korkuyorsun, hani o ürkekliğin gitmiyor. Bura geldik işte, yetiştik. Burada da sağ olsun abim, yengem elimizden tuttu hastaneye. Dedik doğum için araştırma yaptık. Hastanede kızımızın ismi, kızımız oldu. İsmini de Doğa koyalım dediler. Doğa oldu ismi de. Bebeğin doğduğuna bile sevinemiyorsun. Hani ne hayaller kurmuştun. Doğan'ın odası hazır mıydı? Hazır. Odası beşiğini hazırlamıştık. Kıyafetlerini ütülemiştim. Yerleştirmiştim. Hazırdı her şeyimiz. Onun gelmesini bekliyorduk. Ama böyle bir felaketin başımıza geleceğini bilemezdik. Çok şükür Rabbimden geldi. Binlerce şükür. Kaderinde böyleymiş yani, kaderimiz böyleymiş. Yepyeni bir sayfa açacağız artık. Evimiz, barkımız. Hatay'ımıza o gün kar yağmış. Meğer kefen giymiş Hatay'ımız. Depremden önce, bir gün önce çocuklarımla, yeğenlerimle kara gitmiştik, dağa gitmiştik. Son mutlu günümüz o gün oldu. Bir gün sonra da deprem oldu gecesi. Depremde de eşimi, çocuklarımı zorlukla çıkardım. Depremin bir an durmasıyla kendimizi zaten dışarıya atmak zorunda kaldık. Yani çok şükür kurtulduk, canımız sağ. Ama evimiz gitti. Evimiz gitti, Hatay'ımız gitti. Sonra eşim de hamileydi. Bir haftalık şeyi kalmıştı. İstanbul'a çıkıp gelmek zorunda kaldık acilen. Hastaneye geldik burada. Peki Ramazan Bey, deprem anında ilk ne hissettiniz? Nasıl çıkarttınız Fatma Hanım'ı oradan? Çocuklarınızı nasıl çıkarttınız? O anda çok korkmuştuk. Zaten depremin sallanmasıyla ben kızımı almaya çalışıyorum. Bir kızımı aldım, küçük kızımı. Diğerini alamıyorum bir türlü. Sallantıdan alamıyorum. Çok sarsıntı var. Bina komple sallanıyor yani. Büyük kızımda iyi bir sesi çıkmıyor orada. Normalde konuşan bir çocuk. Kurumuştu. Sesi çıkmıyor. Zorlukla aldım kızımı oradan. Peki depremden önce, bir gece önce kafanızı o yastığa koyduğunuzda neyin endişesini duyardınız? Ne hakkında telaş edinirdiniz kendinizce? Ya, vallahi bilmiyorum. Öyle yani... Yani çocuklarımın başına bir şey gelecek diye, şu bu falana diye endişeliydim yani. İçime de bir şey doğmuş gibiydi yani, deprem olacak gibi hissetmiş gibiydim. Akşam yatarken şey yapmıştık. Allah'ım inşallah bir şey olmaz falanı diye. Sonra sabahsı zaten uykuda bizi deprem yakaladı. Peki bu depremde sizi de ve ailenizde neyi yarım bıraktı deprem? Ya hayatımız alt üst oldu. Evimi zaten krediyle almıştım. Kredim öyle yarım kaldı, evim öyle kaldı. Yani ne yapacağımı artık bilmiyorum. Ev gitti, eşyalarım gitti, her şeyim gitti. Şu an kaç kişi kalıyorsunuz bu evde? Kimler var? Nasıl yaşıyorsunuz? Abimlerin evinde kalıyoruz. 3 aile kalıyoruz şu anda bu evde. Allah razı olsun abimden de yani, sahip çıktı, şey yapıyor. Yani burada da yani başımızı sokacak bir ev geziyoruz. Ama imkanlar da el vermiyor, kiralar çok yüksek. Bilmiyorum ne yapacağımızı şaşırdık kaldık yani.
Ramazan yetimin abisinin eşi Süreyya Hanım da deprem gecesini anlatırken adeta tekrar yaşadı. Hatay'dan deprem bölgesinden İstanbul'a gelmek zorunda kaldık yaşadığımız felaketten dolayı. Yani yaşadıklarımız anlatılır derecede değil. Çok kötü şeyler yaşadık. Deprem gecesi depremle uyandık. Büyük kızım yanıma geldi. Eşimle benim yanımıza geldi. Küçük kızım orada kaldı. İki kere kalktım. Kızımı almak için düştüm. Anne diye bağırıyordu. Ve çocuğumu kurtaramayacağım diye çok endişelendim. Çok kötü olduk. Yani önüne dolap döndü. Kızımı zorla böyle sıyrıklarla alıp çıkarttık oradan. Deprem bir anda durduğu anda kendimizi dışarıya attık. Sular seller gibi yağmurun altına kendimizi attık. Yağmurdan, selden, şeyden titredik dışarıda, donduk. Sığınacak bir otobüs bulduk. Otobüse sığındık, otobüse geçtik ama sırılsıklam ıslaktık. Öyle geceyi orada bitirdik. Sonra babamın yanına köye gittik ve durmadı. Deprem köyde de durmuyordu. Oradan abimler buradan bilet aldılar. Buraya 30 saatte yetiştik. Hatay'dan İstanbul'a 30 saatte geldik. Buraya geldik. Burada bir hayat kurmaya çalışacağız. Burada işte hayatımızı devam ettirmeye çalışacağız. Her şeyi geride bıraktık. Her şeyimiz çöp oldu. Yani evimi yeni almıştık. Evimizi yeni almıştık. Eşyalarımızı sıfırdan çekmiştik. Şimdi bir ay ödedik. Daha eşyalarımızın borcunu bir ay ödedik. Ve böyle şeyler başımıza geldi. Her şeyimiz gitti. Anılarımız, 17 yıllık anılarımız, her şeyimiz gitti. Yani bir fotoğrafımızı bile alamadık. Yani o anılar, o oradaki hayatımız, her şeyimiz bitti. Böyleyiz, buradayız. Ne olacağız? Çok endişeliyiz. Yani iki tane kız çocuğum var. Eşim işsiz, iş arıyor. Ben de bir yerlerden tutunmaya, bir yerlerden çaba gösteriyoruz tutunmak için. Yani sonumuz ne olacak hiç bilmiyoruz. Peki depremden bir gün önce ne düşünürdünüz? Neyin hayalini kurardınız? Ne için kaygılanırdınız? Kaygılarımız, geleceğe dair çok hayallerimiz vardı. Küçük kızım okuyup doktor olmak istiyordu. Büyük kızım meslek lisesinde okuyordu, kuaför açacaktı. Anne, başına seni geçireceğim, kuaför olacağım. İşte kuaförlük, güzellik merkezi açacağım, başına seni geçireceğim. Küçük kızım diyordu, anne doktor olacağım, sana araba alacağım. Yani böyle ailemizce kendi hayallerimiz vardı. Öyle her şey yerle bir oldu. O deprem korkusu hiç gitmiyor aklımızdan, hayalimizden. Yani lavabodayken bile kızım benim beni kapıda bekletiyor. Benim küçük kızım beni kapıda bekletiyor. Bir an bile yalnız kalamıyorlar. Şimdi ayrı odada yatamıyorlar. Dördümüz bir aynı sarılarak yatıyoruz. Öyleyiz yani. Peki nasıl çıktınız o deprem anında? Evden nasıl attınız kendinizi dışarıya? Biz öldük dedik yani. Biz eşimle falan helalleştik birbirimizle. Öldük gittik dedik ya. Kızım da orada anne diye bağırıyor. Yavrum yavrum diye diye gidip alamıyorum. Bir an durdu. Nasıl onu önüne dolap dönmüş. Nasıl sıyırıp aldık. Ya bütün eli kolu ayağı şeydi çizikti. Dolabın şeyinden böyle nasıl çıkarttık. Nasıl kendimizi attık. İnanın Allah'ın bir mucizesi yani. Gerçekten. Sanki ben hissetmişim gibi eşime birkaç gün öncesinden dedim ki evimizi kaskolatalım, sigortalatalım canım. Hani ne olacağımız belli olmaz.
falan filan dedim. Eşim de şimdi maddi durumumuz yok, hele kalsın falan dedi. Öylece kaldı. Sanki içime doğmuş gibi işte, birkaç gün sonra da deprem oldu. Depremden sonrasında Süreyya Hanım'ı ve kızını duygulandıran öyle bir an vardı ki. Pazar günü AVM'ye gitmiştik. Kızım iki tane sivit beğendi. Kızıma dedim ki bir tanesini alabilirsin. İmkanımız bir taneye yeter. Anne bu da çok güzel falan filan. Yani dedim kızım bir tanesini alabilirsin, alamazsın. Oradan bir tane aldık, çıktık. Diğer sivitte gözü kaldı. O gece depremi yaşadık. Ve işte sonrasında İstanbul'a geldiğimizde aynı sivit, aynı renk, aynı beden sivit kızıma yardım geldi. Ne tesadüf, Rabbimin bir ikramı mıdır? Yani bir mucize midir, bir şey midir? Aynı kızım o siviti gördü, hüngür hüngür ağladı. Anne bu siviti alamamıştık diye hüngür hüngür ağladı. Yani deprem gecesi yine oturduk kaynım, eltim, çocukları. Bizdeydik, oturuyorduk. Kızlara, çocuklara dedim ki ben size karne harçlığınızı vermemiştim. Onu vereyim kızlar dedim. Kızlara birer karne harçlığı verdim. Ve o gecesi de deprem yaşadık. Depremden sağ salim çok şükür çıkabildik. Ve eşim dedi ki belki de dedi o çocuklara verdiğin o karne harçlığı bizi kurtardı. Nereden bilebilirdik ki dedi. Belki de öyleydi. Rabbim verdiğimiz sadakalar, ettiğimiz niyetler belki de bizi kurtardı. Kurtulduk. Kurtulduğumuza seviniyoruz ama iletişime geçemiyoruz. Yani annemiz, babamız, kardeşlerimiz, abimiz, ablamız onlar ne durumda? Acaba sağlar mı? Acaba yaşıyorlar mı? Yani iletişim kurmaya çalışıyoruz, kuramıyoruz. Kıyamet kopuyor. Onlara yetişmeye çalışıyoruz, yetişemiyoruz. Yani çok şükür sonrasında iyiyiz haberlerini aldık. Tamam. Yani ondan sonrası yaşamı sürdürmek için çabalıyoruz işte. Anlatacak çok şey var da insanın boğazına düğümleniyor. Yani o anları tekrar anlatırken tekrar yaşıyorsun. Rabbim bir daha yaşatmasın. Hani memleketsiz kaldık, öksüz kaldık, yetim kaldık. Daha ne denebilir ki? Yani doğduğumuz, büyüdüğümüz şehir gitti. İlimiz gitti, her şeyimiz gitti. Kaldık, öksüz kaldık, yetim kaldık.